Şimdi efendim, pasaport için emniyete gidiyoruz, parmak izi veriyoruz değil mi? Evet. Amerika'da kriminoloji kurslarında bulunmuş emekli bir jandarma subayı bana söylemişti. Oradaki profesörler, ilim adamları dediler ki, kainat yaratıldığından bu yana gelmiş geçmiş insanlardan hiçbirinin parmak izi diğerine benzememiştir. Kıyamete kadar da benzemeyecek. İnanılmaz bir hadise. Diğer bir husus, bakın yüzlerimiz bir karış kare değil mi efendim? Evet. Sizin yüzünüz farklı, benimki farklı. Hatta tek yumurta ikizlerinin bile bazı püf noktaları vardır. Üçüncüsü, ses. Aynı tellerden çıkıyor. Çocuğun sesi farklı, gencinki farklı, ihtiyarınki farklı, kadınınki farklı, erkeğinki farklı, kuşlarınki farklı, diğer hayvanlarınki farklı. Efendim, daha enteresanı var. Adamın saçından bir tel alıyorsunuz, tırnağından bir parça alıyorsunuz, DNA testi yapıyorsunuz, adamın bütün kimliği ortaya çıkıyor. Evet. Geçen hanımla konuşuyorduk. Ya hanım dedim, Allah-u Teala'nın kudretinin büyüklüğüne bak ki dedim. Yani gözdeki yaş biraz tuzlu. Kulaktaki yağ acı. Efendim, tükrük tatlı. Affedersiniz, burundan akan şey ekşi. Ve her birinin farklı bir ayrı ayrı yoğunluğu var. Evet. Ayrı ayrı özelliği var. Gözümüzdeki o rutubet olmasa, ağzımızdaki o rutubet olmasa, burnumuzdaki o rutubet olmasa, kulağımızdaki o rutubet olmasa ne yapardık biz İbrahim Bey ya? Şimdi geldi, bunda tesadüfte efendim. Sonra başka bir şey efendim. Bakın, saç kılının sertliği farklı. Kaşınki farklı. Farklı. Kirpiğinki farklı. Bıyığınki farklı. Sakalınki farklı. Kolumuzdakilerinki farklı. Yani hani kitaplarda geçiyor ya, ateistler dünyanın en ahmak insanlarıdır diye. Hakikaten bu kadar, demin biraz kainattan bahsettik. Evet, bu kadar mükemmelliğe rağmen, insanoğlundaki bu kadar mükemmelliğe rağmen bunlar tesadüfen meydana gelmiştir diyorlarsa, bu adamlarda akıl olmadığına kesin kanaat getirmek lazım efendim. Yani bir ağacın tahtalara bölünmesi, onun sandal olması, denizde yüzmesi ne kadar mümkünse efendim. İmam-ı Azam Hazretleri'nin bir hikayesi var o konuda, malum menkıbesi. Evet. Bir ateist gelmiş Bağdat'a, herkesi susturuyor. Ancak demişler, buna İmam-ı Azam Hazretleri cevap verebilir. Çağırmışlar, ya Hazreti İmam, böyle bir dehri bir dinsiz geldi. Kainat böyle gelmiş böyle gider diyor. Yaratıcı yoktur diyor. Yani buna bir cevap verseniz. Randevuleşmişler. Randevuya İmam-ı Azam Hazretleri kasten yarım saat geç gelmiş. Adam demiş ki, behey koca imam demiş, niye sözünde durmuyorsun, yarım saattir seni bekliyorum demiş. Ya sormayın demiş, benim evim Dicle Nehri'nin öte tarafında. Geldim baktım, köprü yıkılmış. Sandal da yok, kayık da yok. Nasıl geçeceğim? Böyle sağa sola bakınırken, çare ararken nehrin kenarındaki bir ağaç yıkıldı. Böyle tahta oldu. Ondan sonra yan yana geldiler. Köprü oldu. Ya tabii bu biraz zaman aldı. O köprü oluncaya kadar bekledim. Köprü olunca onun üzerine çıkıp işte bu tarafa geçtim. Geldim deyince, ya şu imamın söylediği koca yalana bakın. Hiç ya böyle ağaç kendiliğinden köprü olur mu deyince, şimdi bu pas atılınca 90'dan gol çekilmez mi İbrahim Bey? Çekilir efendim. Demiş ki, behey koca kafir demiş. Sen bir ağacın kendi kendine köprü olduğunu aklına sığdıramıyorsun da şu koca kainatın nasıl kendi kendine meydana geldiğini iddia edersin deyince, adam tuş olmuş, haptadisan olmuş, verecek cevap bulamamış. Bu derece basit. Ona verecek en güzel cevap iman etmek efendim. Tabii, ama o da nasip meselesi. Nasip, evet. Bakın, bir Rus subay, bir yüzbaşı, evet, askerleri toplamış o komünizm zamanında. Elhamdülillah 90'lı yılların başında artık o komünizm
sistemi de çöktü çok şükür. O bozuk fikirler de gitti. Hala bizde kelaynak kuşları gibi koruma altında olan böyle bir takım komünistler varsa da bütün dünyada bu sistem çöktü. İşte bir yüzbaşı askerleri toplamış kırda. Çocuklar demiş, şu dağları görüyor musunuz? Görüyoruz. Bulutları görüyoruz. Şu çayırları görüyoruz. Ağaçları görüyoruz. Allah'ı görüyor musunuz demiş. Hayır görmüyoruz demişler. Haşa. Yok ki neyi göreceksiniz demiş. Orada çok zeki, akıllı bir Türkmen çocuğu el kaldırmış. Komutanım demiş. Beni görüyor musunuz? Görüyorum. Arkadaşlarımı görüyorum. Efendim, şu ilerideki hayvanları görüyorum. Birkaç şey daha sormuş. Peki aklınızı görüyor musunuz demiş. Hayır görmüyorum. Yok ki neyi göreceksin demiş. Ama ertesi günden itibaren o çocuk ortalıklarda görülmemiş. Öldürtmüş. Yok etmiş. Evet. Yani hakikaten insaf sahibi olmak lazım. Kesinlikle. Akıl çok büyük bir nimet. Allahu Teala Hazretleri bu aklı biz insanlara lütfetmiştir. Eşref-i mahlukat olan bu aklı yerli yerinde kullanmalıyız efendim.